İyi geceler değerli izleyiciler. Teke teke hoş geldiniz. İyi gazetecinin haber ya da olay ayağına gelir. E, bugün gerçekten çok kıymetli bir gün oldu. E, o gün pazar günü, perşembe akşamı Sayın Sinan Oğan'ı konuk edeceğimi söylemiştim. E, bir cumhurbaşkanı, dört cumhurbaşkanı adayından biri olarak e, gelecekti. Tam gelmesinden birkaç saat önce üç cumhurbaşkanlarından biri olunca Sinan Bey'in seçimdeki pozisyonu da bir anda daha fazla önem kazandı. Bu akşam İncil'in çekilmesi, kendisinin ile ilgili bu yöndeki iddialar, öngörüleri daha pek çok şeyi konuşacağız. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, iyi geldiniz. Ee, niye diyorum bunu? İyi buna? ki davet ettiniz. Estağfurullah. Niye diyorum bunu? Ee, çünkü sizi daha önce de adaylık netleşmeden önce de aday e, aday adayı kendi e, konuşmuştuk. E, süreçteki tavrınız sadece beni tarafından değil pek çok iş tarafından çok olumlu karşılandı. Yani duruşunuz, konuşmanız, üslubunuz falan ve e, böyle hani. Geleceğe dönük Türkiye'nin lider adaylarından biri olarak sevildiniz. Bundan da ben çok açıkçası memnun oldum. Duruşlu bir siyasetçi olmanız ötürü. O yüzden sizi karşında görmekten gerçekten mutluyum bu akşam. Ama önce sorularıma geçmek istiyorum. Muharrem İnce. Hı hı. Sizinle beraber yarışa çıktı. İkiniz de 3-4 gün içinde 100 bin imzayı tamamladığınızı hatırlamıyorsam hı hı. ve ikiniz de aday oldunuz. Evet. Ve zaten diğer hiçbir aday imzaları tamamlayamadı. Sadece ikiniz tamamlayabildiniz partinin gösterdiği iki aday dışında. Muharrem Bey kendisine yapılan çekil 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 çağrılarına hep red yanıtı verdi. Ve sürekli olarak da muhalefeti suçlayarak bir kampanya yürüttü. Siz Muharrem Bey'in çekilmesini bekliyor muydunuz? Çekileceğine dair içinizde bir ya çekilebilir diye bir düşünce var mıydı? Çekilmesini nasıl karşıladınız? Şimdi Fatih Bey öncelikle şahsen size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ee, yani öyle bir ülkede yaşıyoruz ki ee, tarafsız gazetecilik yapmak bile teşekkürü gerektirir oldu. Oh, sağ olun, teşekkürler. Yok <laughs> Yo, gerçekten teşekkürler. öyle. Siz e, daha adaylığımız netleşmemişken Tekedek programına e, daha doğrusu e, ulusal medyada ilk alan siz evet. oldunuz. Ondan sonra e, diğer bazı televizyonlar yolu açtı. Sonra HaberTürk'te iki defa daha Geleceğiz. konuk oldum. Bu da e, artık seçim sürecine girerken en önemli yayınlardan birisi bana göre. O yüzden hem size hem Habertürk yönetimine İşareti çok teşekkür ederim. ederim. Sayın İnce'nin tabi bu son yaşadıklarına üzüldüm üzüldüğümü, üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi. Bu kaset, kaset mesela sen bahsediyor. Yani sahte e, maalesef ki bir takım sahte e, girişimlerle Sayın İnce'ye bir itibar suikastı yapıldı. Ve bu Türk siyasetinde hiç de görmek istemediğimiz Türk siyasetinden artık def etmeye hepimizin uğraş verdiği bu tür operasyonları maalesef ki Sayın İnce'nin başına geldi ve Sayın İnce'yi bu bir sağlık sorunu yaşamasına da sebep oldu. O açıdan Sayın İnce'ye ben geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum ve bu tür metotları reddettiğimi kınadığımı ve Türk siyasetinden artık bu tür metotların temizlenip atılması gerektiğini ifade etmek isterim. Sayın İnce'nin hatırlarsanız daha aday adayı iken, adaylığımız netleşmemişken evet. sizin programınızda da yanlış hatırlamıyorsam ifade etmiştim. Ee, şunu demiştim Medya Sayın İnce'yi Çok hızlı bir şekilde tüketiyor ee, Sayın İnce'yi Medya çok farklı bir noktaya taşıyor Sürekli Sayın İnce tartışılıyordu evet. Ve ben şunu demiştim Kamuoyu diğer üç adayı Zaten biliyor Konuştukça diğer üç aday yıpranacak Kamuoyu bizi bilmiyor ee, Bizim en büyük eksiğimiz evet. o Kamuoyu bizi tanıdıkça sevecek Kamuoyu bizi tartıştıkça Bizi tanıyacak, tanıyacak. ve tanıdıkça da sevecek Sayın İnce ile ben yaklaşık 6 ay önce bir görüşme yapmıştım. Ve Sayın İnce'ye o zaman şunu teklif etmiştim. Sayın İnce biz bir ittifak kuralım ve bu ittifakın içerisinde Memleket Partisi de olsun. Bu ve Zafer de olsun. E, tabii bu Zafer zaten daha önce de Ümit Bey ile evet. e, bu görüşmeyi yapmıştım. Ben aslında bir ittifak kurmak için bir senedir uğraşıyordum. Ve Zafer Partisi'nin, Memleket Partisi'nin hepsinin bu işin içinde olmasını ve benim de ortak Cumhurbaşkanı adayı olmam yönünde bir çalışma yürütüyorduk. O zaman Sayın İnce şunu demişti. Demişti ki kabul ancak bana şunu ispat ederseniz olurum. Benden bir oy fazla alacağınızı ortaya koyabilir, beni ikna edebilirseniz ben aday olmam, sizin aday olmanızı desteklerim demişti. Ben de kendisine şu cevabı vermiştim. Şimdi oy tabanlarına baktığımızda Sayın İnce'nin daha çok CHP tabanına... CHP dönük bir siyasetçi olduğunu çünkü oradan geldiğini evet. CHP'nin ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstereceğini kendisine ifade etmiştim. Nitekim CHP'de Kemal Kılıçlar evet. Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi. Oysa benim hitap ettiğim oy tabanında bir adayın olmadığını yani ne MHP tabanında MHP'yi temsil eden bir aday var Cumhurbaşkanlığı ne İyi Parti tabanında İyi Parti'yi temsil eden bir aday var ne de dışarıdaki küskün Türk milliyetçilerini temsil eden bir aday yok. O sebeple de bizim oyumuz doğal olarak daha fazla olacaktır demiştim. Ve nitekim bu noktaya geldik. Süreç içerisinde Sayın İnce'nin oyları düşerken bizim oylarımız kademeli olarak artmaya başladı. Ee, Sayın Altaylı, aslında benim şu an yaptığım şey plana sadık kalmak. Ben plana sadık bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Ve ilk gün başladığımda ben bugünlere gelmeyi planlamıştım. Ve bugünlere geldik. Ve ne demiştim? Demiştim ki HDP Türk siyasetinde kilit olmayacak. HDP'nin Türk siyasetindeki kilit olma rolünü biz ortadan kaldıracağız. Bugün itibariyle biz bunu çoktan ortadan kaldırdık. Sonra biz bunları konuştuğumuzda daha... Yani HDP'ye gösterdiğiniz, özür dilerim kestim. HDP'ye gösterdiğiniz hassasiyeti Hüdapar içinde gösterdiniz Şimdi, mi? Tam onu söylüyordum. Biz bunları konuştuğumuzda Hüdapar yoktu. Evet, daha yoktu ortada, evet. ortada yoktu. Yani biz ilk ortaya çıktığımızı bahsediyorum. Ve biz e, Türkiye'de prensip olarak Türk siyasetinden bu tür e, terörle bağlantılı siyasetin tamamen def edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ben hem bir stratejistim hem bir e, stratejist siyasetçiyim. Türkiye'de HDP'nin orta ve uzun vadeli planlarını okuyabildiğimi düşünüyorum. HDP'nin genel planı şuydu. Türk siyasetinde kilit rol oynayacaklar. Hem Cumhur İttifakı'nda hem Millet İttifakı'nda herkes HDP'yi kazanmak bu için. Bu anayasa böyle yazıldığı anda itibaren evet, HDP'nin kaçınılmaz bir evet, şekilde o noktaya gelmesi evet, geleceği biliniyordu. Biliniyordu. Yani bu anayasadaki ya bu başkanlık, başkanlık sisteminin temel bir şey. eksiklerinden evet. birisi de buydu. Dezavantajlarından. Biz Türk milliyetçilerini, Türk siyasetinin ana eksenine oturtarak biz bu oyunu bozduk. Ve daha sonra Hüdapar çıktı. Ondan sonra biz Hüdapar bir de şeyin içine girdi. İttifakın içine girdi. İttifakın içine girdi. Evet. Ondan sonra bu defa dedik ki ya bir dakika. Bu nasıl bir sistem ki bir tarafa HDP'ye eklemledi, öte tarafa Hüdapar'a eklemledi. Ha, o zaman dedi ki biz topyekun mücadele edeceğiz. Yani HDP ve Hüdapar'ın Türk siyasetindeki etkisini kırmamız gerekiyor ve şu e, cümleyi kur, kurduk biz çok da tuttu. Ne Kandil Dağı dedik ne Domuz Bağı dedik. Güzel bir cümle. Diyor. Evet. Yani biz Kandil Dağı'nın e, destek alan anlayışa da karşıyız. Domuz Bağı geçmişi olan anlayışa da karşıyız. Onun için de bizim bugün geldiğimiz noktada Türk siyasetinin tam orta yerinde bir gerçek var. O da Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin, vatanseverlerin, siyasetin artık kısır tartışmalarla yürütülmesinden yorulanların Köhne siyasetten yorulanların, yani 20 senedir böyle Türk siyasetinde kısır çat, tartışmalar var. Bay Kemal, Yürü Kemal, Gel Kemal, Git Kemal ne bileyim yani böyle hakikaten de hiç yakışmıyor. Türk, Türk siyasetine yakışmayan Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Erdoğan'ın da e, Türk siyasetinde artık köhneyi, geçmişi temsil ettiği gerçeğini de biz bu süreç içerisinde Türk kamuoyuna anlatma fırsatı bulduk ve başka bir şey daha bulduk. Biz Türk siyasetine daha devlet adamı e, tavrıyla siyaset yapılmasına Türk siyasetinin, Türk tabanının özellikle de gençlerin büyük bir özlem duyduğunu gördük. Biz de tam o aranan profilde bir siyasetçi olduğumuzu düşünüyoruz. Peki e, İnci'nin bu bırakmasından sonra şimdi bir de bir de kavgası e, başladı. İşte Muharrem Bey'in e, kimine göre, iki kimine göre, üç Hı -hı. kimine göre bir buçuk olan oy Hı -hı. oranının e, alacağı oyun kime gideceği e, Kimi diyor ki CHP'ye gider, kimi diyor ki AK Parti'ye gider. Ben ise sanki oradaki protest oyların, yani oraya genç ve protest bir seçmen kitlesi yakındı. Size geleceğini düşünüyorum kendi payıma. Birkaç ay konuştuğumda bunun mantıklı olduğunu söylüyorlar. Siz ne görüyorsunuz siyaseti sahada yapan bir olarak? İnci'nin mirası size mi kalır yoksa üçe mi bölünür? E, vallahi hiçbir yere <laughs> ölünmez İnci'nin mirası yani Sayın İnce'ye kusura bakmasın da böyle İnce'nin mirası derken kendisini de... Siyasi e, yaşta e, yani. e, Sayın İnce'ye e, oy verecek olan e, veya Sayın İnce'nin tarafında olan insanların bugün şöyle bir kampanyayla e, sosyal medyada gördüm. İşte bir oy memlekete, bir oy Silanoğan'a. Sayın İnce taraftarlarının. Dolayısıyla da Sayın İnce Taraftarlarının daha çok genç seçmen olduğunu, Sayın İnce Taraftarlarının protest seçmen olduğunu, yani damardan CHP'li seçmen olmadığını, dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi'ne duygusal bir bağ ile bağlanmayan seçmen kitlesi olduğunu ifade edebilirim. Ben siyaset bilimi doktorası da yaptım. Evet. Dolayısıyla da e, bu işin sadece sahada pratiğini değil, e, ilmi e, açıklamasını da az çok yapabilecek birisiyim. Sayın İnce'nin seçmen tabanının e, bizim profilimize yani milliyetçi, Atatürkçü e, bir e, aday profiline rahatlıkla oy verebileceğini, dolayısıyla da istisnaları dışarıda tutmak kaydıyla ana gövdenin, Sayın İnce'nin oy tabanının ana gövdesinin bize geleceğini söyleyebilirim. Peki, size yönelik bugün ortaya çıkan e, çeşitli işte sosyal medya paylaşımlar oldu. Kimi gazetecilerin e, ne diyeyim paylaşımları e, oldu Hı -hı. sosyal medya üzerinden ve dediler ki Sinan o anda çekilecek. Ben bunları ciddiye almadım, çürüye ciddiye almadım. Aynı gazeteciler iki saat önce de ince çekilmeyecek diye çok iddia tweetler <laughs> e, atıyorlardı. Sonra o çekilince Sinan o anda çekecek demeye başladılar. Sizin böyle bir niyetiniz var mı? çekilir misiniz? Bir teklife açık mısınız? Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan ya gel kardeşim dense gider misiniz yoksa gitmiş olsun mu? Şimdi e, hayır e, geçmiş olmasın yani e, ben bir şey aday değilim ki yani böyle birilerinin yedek adayı falan değilim yani ben iddialı bir adayım açık söyleyeyim. E, Sinan Oğan Türk milliyetçilerinin Atatürkçülerinin oyunu alan bir aday. Türkiye'de Sol ve sosyal demokratların %25'lik oy tabanı var. Kimse bana solda fazla ve... 30 oluyor. Yani böyle zorlayalım hadi 5'te biz koyalım üzerine 30 olur. 31 32 olmaz ki. Hadi. Eee Türkiye'de dünyada da böyle aslında e Yani var. Türkiye'de e, e, Sayın Kılıçdaroğlu istediği kadar e, ben Türk milliyetçisiyim desin. Hatta bizim e, o en önemli e, başbalparistan Türkeş'ten gelen 12 Eylül öncesinde bütün böyle her yere yazdığımız ne Amerika ne Rusya ne Çin her şey Türklük için sloganımızı istediği kadar kullansın. Yani bunlar olacak işler değil. Ee, sayın e, Kılıçdaroğlu'nun e, Solun ötesinde Türk Milliyetçilerinin oyunu falan beklemediğini e, yani Beklemesin onu söyleyeyim Sayın Kılıçdaroğlu Türk milliyetçileri üzerine hesap yapmasın Sayın Erdoğan da Sayın Bahçeli istediği kadar söylesin Aday belli karar net Türk Milliyetçilerinin MHP içerisindeki Türk Milliyetçilerinin Sayın Erdoğan'a da gitmeyeceğini ben size söyleyebilirim O sebeple ee, sos, e, siyasal İslamcıların Türkiye'de oy oranı e, sola, Soldan fazla değil Yüzde 20-25'tir Hadi o, o da kırmayalım 30, 30 olsun, olsun. E, Türk Milliyetçilerinin oyu 30'dan başlar ben kendi e, sosyal tabanımı, kendi oy tabanımı ben neden bırakıp birinin bir teklifine kanıp gideyim ki? Yani e, bir de Sinan Oğan'ın e, siyaset çizgisinde ne zaman bir eğrilik oldu ki? Ne zaman Sinan Oğan bir pazarlığın içinde oldu ki şimdi de bir o pazarlığın içinde olsun? Ata İttifakı'nın üyeleri ne zaman bir pazarlığın içerisinde oldu ki Sinan Oğan Ata İttifakı'nın? Yani Sinan Oğan bir ittifakın Cumhurbaşkanı adayıdır. Ceviz kabuğundan çıkmadı ki Sinan Oğan ve 111.506 imza almış. Bugün bu noktaya gelmek için sesim tutuldu benim. Sahada ben ne mücadeleler verdim. Fatih Bey. Yani Sayın Erdoğan için seçim seçim çalışması yürütmek mesele değil ki. Valiler, kaymakamlar, herkes her şey hazır. Uçaklar şey, bütün televizyonlar emrinde. E Sayın Kılıçdaroğlu büyük imkanları emrinde. Belediye başkanları, 6 tane parti, kamunun vermiş olduğu bütçe desteği biliyorsun hazine yardımı. Sizin o anın neyi var? Sinan Oğan bu noktaya dişiyle tırnağıyla geldi. Biz alın teri dökerek geldik buraya. Öyle alın Siz terimizi... bir yardım almadınız mı Hazreti'den? Hayır canım nerede? Bir hesap açtık, iban numarası açtık. Oraya böyle gıdım gıdım insanlar... Şey? Çünkü Muharrem Bu... Bey kendisine çok yardım geldiğini söylüyor. Size Yok. Bana bana öyle çok yardım gelmiyor. Bana yardım gönderenlerin en yüksek rakam mesela 1071 lira gönderenler var çok. Sembolik. 170. Sembolik evet. Onun dışında yani işte 50 lira, 100 lira, 300 lira, 500 lira değişiyor. Böyle çok az üst sınır 55 bin lira ya. Çok az var üst sınırdan gönderenler. O var yani bir iki tane var öyle. Var var var. İyi yani iyi hakkını var. yemeyelim sağ olsunlar ama o şu yani 5 lira gönderen de sağ olsun ne bileyim 55 lira gönderen de sağ olsun ben onun azına çoğuna bakmıyorum. ama biz şey yapıyoruz ya biz çok kıt kaynaklarla hayatını alışkınsınız bu yapmayı. Alışkınım ben şey yani. Birçok şeyi kendim yapıyorum. Paylaşımı kendim yapıyorum. Birçok şeyi arkadaşlarımızla oturup kendi kısıtlı imkanlarla yapıyoruz. Gönüllü çalışmalarıyla yapıyoruz. O sebeple de <laughs> Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu bizim çekilmemizi falan beklemesinler. Söyleyeyim. yani bir, bir şey yok yani. Böyle bir, bir şey asla yok. Ee, bazı gazetecilerin, bugün bir uçağa bindim sizin yayına gelmek için. Adana'daydım. Sabah Adana'daydım. Adana'da bir e, muzlu süt içmeye gittik. Valla muzlu süt iç, içmek için e, kafeye gittiğimizde baktık ki miting olmuş orası. Öyle bir büyük Bilgi bir var. gençlerden özellikle. Ama Adana'da <laughs> bir, milliyetçi bir damar vardır. Arkadaşlar. Tabii ki. Tabii ki. Dün Osmaniye'deydik çok muazzam bir ilgi vardı. Devlet Bey'in yerinde. Yani. E, şimdi e, buradan şunu söylemek istiyorum. Yani biz uçağa bindik. Bir saat uçakta geçirdik. Uçaktan indim ki bütün telefonlar yanıyor resmen. Birisi bir tweet atmış. Sinan o an çekiliyor. Ya Allah'tan korkun ya. İsmail sen ne yapmış Evet. İsmail Bey'e de yazdım. Yani çok ayıp ediyorsun dedim yani. Şeyden tweet attım ben de. Yani İsmail Bey beni her zaman arayabilecek bir gazeteci. Yani önce bir ara sor de ki, <laughs> böyle bir duyum var. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar bir çay getirir misiniz? <laughs> Sağ olasınız. Böyle bir Murat'tan. Böyle bir duyum var. Ne diyorsunuz? Ama insanlar öyle atıyorlar yani. Atalım tutarsa diye çekilme falan yok. Biz bırakın çekilmeyi. Bu ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz. Ben ilk başladığımda Sayın Altaylı yüzde üçle başladım. Ben hiç bunu saklamadım. Oyum yüzde iki yüzde üç dedim. Sonra %7'ye çıktı oyumuz. Sonra %9'a çıktı oyumuz. Sonra %11-12'ye çıktı. Şimdi bizim oyumuz 12-16 civarında. Ve ben inanıyorum ki bu son 2-3 gün içerisinde yaşadığımız bu hadiseler bizi ikinci turun şu an ortağı haline getirmiştir. Şu an herkes hesabını Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan'ın ikinci tur kalacağı üzerinden yapıyor. Ben de diyorum ki biz büyük bir sürpriz yapacağız Türk siyasetinde. Şu an için zor ama e, dünyada hiçbir şey imkansız değil. Yani şu anki anketlere baktığımız oranlara baktığımızda zor ama hiçbir şey imkansız değil. E, siyaset bu hedefiniz olmasa, siyaset yapmanızda bir anlamı kalmıyor. O yüzden böyle bir düşünceniz olmasa çok saygıyla karşılıyorum. Bugün yine sabahleyin gündemdeydiniz. Sayın İnce'nin e, adaydan çekilmesinden, şundan bundan her şeyden önce. E, sizin e, bir dönem e, danışmanınızı yaptığını söyleyen e, Alperen İnce. Yaptı mı? Yaptı galiba. Hayır, mı? Alperen e, genç bir kardeşimiz. Hı hı. Alperen Üniversite 3. sınıfta okuyan genç bir kardeşimiz. E, bizim gönüllü çalışmalarımız var, hı. gönüllü gruplarımız var bizim. Bu gönüllü grupların telefonla e, aranıp kendilerini, şimdi bizim sinanogan.com'a başvuran gönüllü arkadaşları, e, bir arkadaşımız oturuyor call center'ın başında, telefonda arıyor. İşte Sinanogan gönüllüsü olduğunuz teşekkür ederiz, sizi WhatsApp grubuna ekleyeceğiz diyor. Bunun için bir arkadaşa ihtiyaç oldu. Biz de e, burs karşılığı e, bu arkadaşımızdan ricada bulunduk. Geldi, bir bir ay beraberliğimiz oldu. Evet. Ne zaman ama? 2022'de. Ben bu arkadaşı en son, sonra bu arkadaşın hani okulda olduğu için çok vakit ayıramadığı için, çok verimli olamadığı için. 2022'de mi size beraber? 2022'de. 2022'nin 1 Eylül, 30 Eylül arasında. 2022'nin 1 Eylül 30 Eylül arasında Sinan Oğan Ata İttifakının Cumhurbaşkanı adayı mıydı ki oturup pazarlıklardan bahsetsin. Ee, İzleyiciler belki duymamıştır söyleyeyim. Ee, şöyle diyor kendisi. Ee, yol ayır, e, iki, özel sohbetimizde ikinci turda gerekirse Cumhur İttifakı'nı destekleyebiliriz. Bakanlıklarımız, müdürlüklerimiz, kadrolarımız olabilir demişsiniz. O da onun üzerine sizin yanınızdan, e, sizin e, danışmanınızdan ayrılmış, ayrılmış. Çünkü sizin Cumhur İttifakı'nı destekleme ihtimaliniz onu çok <laughs> rahatsız etmiş. <laughs> Var mı böyle bir ihtimal gerçekten? <laughs> Şimdi e, bu arkadaşımız e, bizim yanımızdan ayrıldığında 2002'nin 2022'nin 30 Eylül'üydü. Hani yazışmalar falan her şey ortada. Son 7 aydır da Görmediniz hiç yani. görmedim. Hiç bir ne telefonla, ne maille, ne mesajla bir sohbetimiz, bir diyalogumuz da olmadı. Dolayısıyla Hani bu arkadaşımız o işten ayrılmanın şeyiyle yani bir şekilde kırılmış belli Herhalde ki öyle, evet. bize böyle şeyler yazıyor. Böyle bir gol atmaya çalışıyor kendini. Yani gibi. genç arkadaşımızdır olabilir. Bir şey demiyorum yani ben çok ciddiye almamıştım ama niyeyse Türkiye'de bir, bir anda bir ciddiye alındı. Böyle bir şey oluyor. Bir de demiş ki ben bunu kabul edecek olsam MHP'de olurdum çakmasında değildi diye de, de, de e eklemiş. Yani, Peki ya, e ikinci tur için böyle bir olasılık var mı? Diyelim ki hedefinize ulaşamadınız ve ikinci tura kalmadınız. İkinci turda Cumhur İttifakı çatısı altına geçme gibi bir durum olabilir mi? Şimdi ikinci turda benim Cumhur İttifakına veya Millet İttifakına geçme ihtimalimi ben şimdi burada konuşursam bana niye oy versin insanlar? Yani ben tavşan adayı mıyım ki o zaman bana oy versin? Dolayısıyla benim ben şu an adayım. Ben iddialı bir adayım. Ben niye şu an kendi ayağıma sıkayım, şuna mı geçeceğim, buna mı geçeceğim? Hiçbirine geçmeyeceğim. Ben ikinci turak alacağım iddiasındayım Fatih Bey. O sebeple artık insanlarımızın şuna inanması lazım. Sayın Erdoğan da yorulmuş, Sayın Kılıçdaroğlu da yorulmuş ve birisinin yanına HDP birisinin yanına Hüdapar eklemlenmiş. Yani HDP ile yan yana durulur, Hüdapar durulmaz. Hüdapar durulur, HDP ile durulmaz. Böyle bir tercih yok. Göreceksiniz çok sayıda vatandaşımız ne HDP ne Hüdapar'ın yanında durmayacaklar. Ata İttifakı'nın yanında duracaklar. Çok sayıda vatandaşımız ya şunu düşünecek. Sayın ben bütün yaş almışlarımıza saygım var ama onların artık dinlenmesi gerektiğini de düşünenlerdenim. Bugün vatandaşlarımız şöyle düşünsünler. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 75 yaşındadır. Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı'nın süresi 5 senedir. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa 5. senenin sonunda Sayın Kılıçdaroğlu 80 yaşında olacak. E Biden daha yaşlı. E ama ba ama dönüm. Biden daha yaşlı ama adam havayla tokalaşıyor. Yani öyle mi olmak lazım? Yani e Biden bu bir dönem daha aday olacak. diyor. <laughs> yani bilmiyorum insanların ama e şimdi bakınız. E, vatandaşlarımız şöyle düşünsünler. Eğer bir şirketleri olsa ve bir ilan verseler. 75 yaşında birisi müracaat etse. Alırlar mı oraya? Alıp orayı teslim ederler mi? Bütün e, imkanları ona e, ta, tahsis ederler mi? Al bu şirketin bütün sorumluluğu sende derler mi? Demez kimse. Biz niye Türkiye? Bazen deniyor. Bazı şirketlerde oluyor. Mesela. Amerika'da falan var böyle bazı şirketler. E, vallahi ben yani Amerika'da var mı bilmiyorum ama Türkiye'de e, ben hiç kimsenin 75-80 yaşındaki birine ...kendi böyle değerli şirketini teslim edeceğini düşünmüyorum. Kolaylıkla daha zordur tabii ki. Yani her yani, zaman 50'lerinde, 60'ların başında. Evet, daha. Tam da benim yaşımda dünyayı bilen, daha donanımlı, daha artık enerjisinin zirvesinde olup da... ...Türkiye'yi, Türkiye'nin meselelerini kavrayan ve Türkiye'yi daha iyi yönetecek birisini seçerler. İstisnasız tüm vatandaşlarımız şunu diyor... Ya Sayın Van diyor siz çok iyi bir insansınız. Tam bu ülkeyi yönetecek insansınız. Siz CV'niz en kalitelisi. Duruşunuz en güzeli. Siz şöyle iyisiniz, böyle iyisiniz. E E o zaman? Oy vereceksiniz. Şimdi ama ya şöyle olursa ama ya böyle olursa. Bu diyenlerin tamamını toplasanız ben birinci turda kazanıyorum Bak <laughs> Bazen e, öyle. O, o sebeple de bakınız ben bütün adayların şeyiyim biliyor musunuz? İkinci tercihim. Evet. Çok, aynı öyle. Yani çok ikinci tura kalırsınız. E, şöyle bakın Çok başka bir şey olur. Şu veya bu şekilde. Allah bütün e, an, e, adaylara sağlık ve saat e, versin inşallah. Şu veya bu sebeple. Yarın Sayın Kılıçdaroğlu ki ya canım sıkıldı çekildim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçmen tabanının ikinci tercihi Sinan Uğandır. Veya Sayın Erdoğan Tersiz dese, şey. desek ya oynamıyorum çekildim. Sayın Erdoğan'ın da seçmen tabanının ikinci tercihi Sinan Oğan'dır. Sinan Oğan'ın Türk Milliyetçileri ve Atatürkçülerin birinci tercihidir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aslında Türkiye'nin e, mayası Sinan Oğan'dır. Aslında Türkiye'nin ortak paydası Sinan Oğan'dır. Ya madem öyle, e, hadi buyurun gelin, birinci turda bu işi bitirelim. Sinan Oğan üzerinde uzlaşalım. Niye macera arıyorsunuz ki? Neden e, Sayın Kılıçdaroğlu veya Sayın Erdoğan üzerinde e, birleşilsin ki? Sinan Oğan niye çekilsin ki? Sinan Oğan Türk siyasetinde iddialı bir siyasetçidir. Ve Sinan Oğan'ın Türkiye'yi yönetmek için projeleri vardır. Ata İttifakı, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifak Partisi, Ülken Partisi ve dışarıdan destek veren diğer partilerimiz. Yani biz ciddi bir çalışma içerisinde, ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. En az imkanlar bizde olmasına rağmen, seçime en son biz dahil olmamıza rağmen, bugün Türk siyasetinin, göreceksiniz önümüzdeki, 3 ee, gün içerisinde Türk siyasetini yönlendiren, Türk siyasetine yön veren e, bizim bu hareketimiz ve Sinan olacaktır. Peki, e, bir şey dikkatimi çekiyor. Ümit Özdağ'a kadar sert söylemle de bulunmuyorsunuz. Yani e, Ümit Bey çok daha sert, çok daha e, ne diyeyim, özel gerek göçmenler konularına, gerek diğer göçmenler konusunda, gerek diğer konularda çok sert bir söyleme var. Siz ise o denli sert bir söyleme sahip değilsiniz. Niye e, yani adıydı ayrı bir yoğurt iyisi şey var. var. Yani Ümit Bey ne kadar sert bilmiyorum. O tabii insana göre değişir. Ama Gördüğüm yani şey, HDP <laughs> stadında dağı dağ mı gittiler falan deyip <laughs> esleri <laughs> de yaptı orada ya. <laughs> e, ama e, şunu söyleyeyim. yani ama. Evet şunu söyleyeyim. Yani e, benim tarzım biraz daha farklı, doğru. Sayın Özdağ biraz daha farklı. E, ama zaten e, biz ittifakız. Yani her birimizin bir farklı aynı, aynı olsak zaten gerek bir yok yani gerekiyor. bir tane birisi çıkar zaten o şekilde devam eder. Ben bu bunun bizim yapımızı içerisinde zenginlik kattığı kanaatindeyim. Bir cümleniz geçen gün çok dikkatimi çekti. Biraz da eee e, söylemeliyim, itiraf etmeliyim. Diyeyim. <laughs> e, mevcut iktidarı çok sert bir şekilde eleştiriyorsunuz. <laughs> Sadece dediniz ki Süleyman Soylu'nun bir tek terörle mücadele konusundaki tavrını beğeniyorum. Beğeniyordum. Ha beğeniyordum ha. Dum. Yani <laughs> o da benim bu hayattaki en büyük yanılgılarımdan birisi. Niye? Çünkü zamanında Süleyman Soylu bu istifa ettiği dönemlerde ya bir terörle mücadelede bir şeyi vardı, bir çabası vardı. Yani bir ben, sene önce daha fazla galiba. Tam pandemi 2019'da. Başıydı. Yok, 2019 diye hatırlıyorum. 2020 baharıydı galiba öyle Yani yani 2-3 sene var, 3 senesi var. Çünkü ondan sonra bayağı bir şey oldu yani. Farklı bir noktaya gitti. E ben de siyaset e, tarzı olarak şöyleyim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu doğru bir şey yapsa Sayın Kılıçdaroğlu doğru bir şey yaptı derim. Hı hı. Sayın Erdoğan doğru bir şey yapsa Sayın Erdoğan doğru bir şey yaptı derim. Benim siyaset tarzım doğruya doğru eğri eğri demek. O zamanlarda Süleyman Soylu bu terörle mücadelede böyle bir, bir doğru bir şeyler yapıyordu. Ben doğru takdir ettim. Doğru şey yapıyor dedim. Sonra yani bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama resmen sapıttı adam yani. Yani kalktı şunu dedi. E, CHP'lileri şehit cenazelerini almayın Almayayım. dedi. Ya bu nasıl bir laftır ya? Bu nasıl bir laftır? Hele bir bakan söyleyince. Hele bir bakan söyleyince. Ya C PKK kurşun sıkınca bu CHP'lidir, bu İYİ Partili'dir, bu MHP'lidir, bu AK Partili'dir diye soruyor mu? Yani böyle bir saçma sapan şey olur mu? Zaten oradan artık dedim ki yani bu, 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 bu iflah olmaz. E sonra başladı. Yine böyle en son 14 Mayıs bir sivil darbe girişimidir dedi. Ya bunu bir İçişleri Bakanı söyler mi arkadaş ya? Söyler mi ya? Ben bu ülkede Cumhurbaşkanı adaylarının bir araya gelmesi için elimden geleni yapıyorum. Ben randevu talep ettim bütün Cumhurbaşkanı adaylarından. Sayın İnce ile Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Ben bunu Sayın Erdoğan randevu vermedi. Ben bunu... Buradayım. Diğerleri verdi mi? Nasıl? Diğerleriyle görüştünüz mü? Görüştüm. görüştüm. Sayın Kılıçdaroğlu'nun... Bir tek, tek Erdoğan'a görüştüm. Bir tek Sayın Erdoğan vermedi. Ben buradan şunu, e, e, muradım şuydu. Ya ülkeyi germeye çalışacaklar belli çünkü çok önemli bir seçim ve başa baş geçecek bir seçim. Hiç olmazsa biz hem seçim güvenliğini konuşalım hem de Cumhurbaşkanı adayları olarak biz bir araya gelip konuşabiliyoruz ha diyelim. Yani siz orada birbirinizi gırtlam, boğazlamanıza gerek yok ya bak konuşabiliyoruz ve Türkiye'deki seçimler daha sükunet içerisinde geçsin. Hatta ben bugün Adana'da basın toplantısında e, tüm Cumhurbaşkanı adaylarını o zaman daha Sayın İnce istifa etmemişti. E, Adana'ya muzlu süt içmeye davet ettim. Yani e, vallahi yani ya şimdi, ikidir muzlu süt diyorsunuz canım çekti. <laughs> <laughs> Yıllardır içmemiştim. <düşünmüştüm. gülüyor> vallahi çok iyiymiş. Talebeliğinde çok içerdim. <laughs> şimdi ya ister Adana'da ister Ankara'da ben bir kahve içmeye davet ediyorum cumhurbaşkanı adaylarını. Ya ne olur ki yani Üç tane cumhurbaşkanı adayı televizyondan çıkıp tartışmıyoruz. Bari bir kahve içelim. Siz o an aslında açıktınız. değil mi? Televizyon çıkıp tartışmaya çıktınız. Tabii ben açayım her türlü. Yani keşke e, televizyona, radyoya, meydana nereye diyorlarsa. Bir tek e, ben... cumhurbaşkanı Erdoğan bunu kabul etmedi. Evet. Kabul saat. etmiyor. E, ben kahve içmeye de razıyım. Niye biliyor musunuz? A, derdim e, Sayın Kılıçdaroğlu ile kahve içmek, Sayın Erdoğan'la kahve içmek değil. Bu seçimde ben endişelerim var. Var. mı? Bu, var benim endişelerim var. Bu seçimin ben sükunetle geçmesini istiyorum. Bu seçimde ülkemin herhangi bir sebeple zarar görmesini istemiyorum. Bunun yolu bunu önlemenin <laughs> yolunun da biz cumhurbaşkanı adaylarının konuşmasından geçeceği kanaatindeyim. Biz bunu sağlarsak tartışma minimum seviyeye iner. Çatışma ihtimali ortadan kalkar. Ama siz öyle bir ihtimal görüyorsunuz. Ben yani. öyle bir ihtimal görüyorum. Yani e, bu açıklamaları ben çok hayra alamet yani Süleyman Soylu'nun açıklamalarını Hüdapar'ın açıklamalarını çok hayra alamet görmüyorum. Peki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iki açıklaması oldu. Bugün de tekrarladı e, yanlış yanlış <laughs> bugün. Ise. takip edemedim ama. E, dedi ki benim daha önce benim milletim kandil desteğiyle seçilen adaya seçilene Cumhurbaşkanlığı makamı teslim etmez demişti hatırlayacaksınız geçen hafta. Daha ön, evet evet. Geçen hafta evet, evet, Bugün evet. de buna benzer bir cümleyi tekrarladı. Siz e, bir seçim güvenliği konusunda içiniz rahat mı? Değil. Seçim sonrası güvenliğinin içiniz rahat mı? Benim için hiç rahat değil. Yani e, Fatih Bey beni e, az çok biliyorsun. Çok ben iyi. bir stratejist Cumhurbaşkanı adayıyım. Meselelere hiçbir zaman geldi geçer bakmam. Meselelere daha temel dinamiklerle analiz etmeye çalışırım. Ve ben bunu analiz ettiğimde şöyle bir şey görüyorum. E, bu seçimlerde e, bir e, çatışma ihtimali birilerinin bir çatışma çıkarma ihtimali var. Şu veya bu sebeple seçimlerin kaybedilmesi, e, iktidar tarafından kaybedilmesi, muhalefet tarafından da çok cüzi farklarla kazanılması ülkemizi bir kriz ortamına sürükleyebilir. O sebeple de ben dikkatli olunması gerektiğini ve vatandaşlarımızın bu konuda tavrını ve kararını seçim öncesinde artık yavaş yavaş belirlemesi gerektiği kanaatindeyim. Ve bir şey daha ifade edeyim. E, Özellikle de HDP ve Hüdapar üzerinden çatışma çıkarmaya çalışacaklar olacaktır. Ben bir bilgiye dayalı ben demiyorum. Ben Yani bir istihbarata, bir bilgiye dayalı söylemiyorum. Meselelere baktığımda, analiz ettiğimde bunu görüyorum. Bunu söylemek, uyarmak da benim en doğal görevim. Olsun. Çünkü ben bu ülkeyi yönetmeye talibim, Cumhurbaşkanı adayım ve daha önceki birçok öngörümüz doğru çıktı. Ee, biz daha önce Musul Konsolosluğu öngörümüz doğru evet. çıktı, Suriyelilerle ilgili öngörümüz, Libya ile ilgili öngörümüz, PKK ile ilgili birçok onda öngörümüz doğru çıktı. Umarım bu defa yanlış çıkar, yanılırız. Ülkemiz sükunetle böyle bayram havasında bir seçim geçirir. Ha bunun geçir bunu yapmanın yolu var. Nedir? Cumhurbaşkanı adaylarının seçim güvenliği ve e, kahve içme konusunda bir e, tavır sergilemeleri. Bunu yapsak ne güzel olur. Hatta keşke, keşke gazetecileri de çağırsak böyle keşke. hep beraber bir kahve içsek. Ben de gelirim buz içerim. Buzlu <laughs> <laughs> <Muzucu, gülüyor> tamam. Söz Adana'dan ben getireceğim. Valla buradan çıkıp buz içmeye gidebilirim. O kadar canım çekti bu akşam yani. <gülüyor> 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 ee, peki bu korkularınıza karşı ne tavsiye ediyorsunuz yani üç cumhurbaşkanı adayının bir araya gelip kahve içmesi dışında çünkü bu korkularınız toplumun pek çok yani beni yolda çeviriyor insanlar ya acaba işte ne bileyim şu kazanırsa teslim edilir mi görev? Şu olursa şöyle, şöyle olur, olur, olur mu diye bu kaygılarınız toplumun da bir kesimi Toplumda tarafından ciddi biçimde e, endişe kaynağı ben dile Türkiye'de sandık her zaman önemli olmuştur. Türk halkı sandıktan çıkardığı iradesini kimsenin çalmasına, kimsenin bunu aykırı gelmesine izin vermez. Bunu yapmaya yeltenen Türk halkı tarafından yedi nesil boyunca lanetlenir diyorum. Doğru. Ee, ama sizin bir korkunuz yine de var. Bu korku paylaşılan da bir korku. Çok da konuşulan da bir korku. Ne tavsiye ediyorsunuz? Önlem olarak siz e, devleti bilen, e, tavırları bilen, siyasi bilen bir isim hı hı. olarak hı hı. ne olmalı? Kahve şimdi, içmek dışında. Şi, veya şimdi tabii o kahve içmek e, sembolik. Toplumu, toplumu sembolik olarak rahatlatmak Dağıtık. amaçlıdır. Bir e, cumhurbaşkanı adaylarının her birisinin kendi tabanına, seçmen tabanına açıktan çağrıda bulunması lazım. Biz savaşa girmiyoruz, biz cenge gitmiyoruz, biz seçime gidiyoruz. Seçim kazanılabilir, kaybedilebilir. Yani bu sonuçta seçim. seçim. Yani şöyle bir anlayış doğru bir anlayış değil. Vallahi Benim kaybettiğim seçim seçim değil. Evet veya kaybedersem teslim etmem. Veya şöyle olursa işte az farkla kaybedersem şu çok farkla e, kazanırsam bu. Bir defa Cumhurbaşkanı adaylarının kullanacağı dile dikkat etmesi lazım. Zaten son 20 senedir kamplaşma kutuplaşma aldı başını gidiyor. Onun için birinci öncelikli her seçmen e, tabanında e, savaşa gitmediğimiz bir seçime gittiğimiz ve bu seçimin de sonuç itibariyle bir seçim olduğu gerçeğini topluma algılatmamız lazım. İki, Ya bazen bakıyorsunuz e, tabanda e, taraflar kavga ediyorlar. E, yukarıda bakıyorsunuz millet tokalaşıyor. Evet, yani koalisyon yapıyor. Yukarıda yapıyor. Olan onlara oluyor. Aynen. Yapmayın sevgili milletim yapmayın. Gerek yok ya. Tabanda kavga, gürültüyü artık bitirmek lazım. İkinci olarak da seçimlerin e, sükunetle geçmesi için e, seçim güvenliği konusunda işbirliği yapmak lazım. Biz e, Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve Sayın İnce ile bu konuda özellikle de seçimlerin e, yabancı seçmenler üzerinden seçimlerin Deprem bölgesindeki e, seçmenler üzerinden e, sahteleştirme, bir takım onların bazılarının yerine oy kullanma konusundaki e, endişelerimizi giderecek YSK tarafından net açıklamalar yapılması lazım. Yani YSK'ya diş iş düşüyor. Ben mesela yabancı seçmen konusunda YSK'dan hala net bir cevap o alabilmiş değilim. O konuda en tedirgin olan parti sizsiniz zaten. Evet. Biz yabancı seçmen konusunda tedirginiz. Parti değil de ben <laughs> partisiz cumhurbaşkanı evet, adayıyım. İttifak. İttifak diyeyim, evet. pardon. E, seçmen tabanı e, anlamında bizim seçmen tabanımız bu konuda çok hassastır. E, peki YSK bu konuda ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. YSK'nın artık Aleni bir şekilde bizim kafamızdaki soruları Sorulara, cevaplaması lazım ya. Çık sayın YSK Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olarak sana çağrıda bulunuyorum. Çık de ki deprem bölgesinde biz şu 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 tedbirleri aldık ve asla şöyle bir şey olmayacak. Sizin endişelerinize mahal yok de. Veya şu kadar seç, yabancı seçmen var, bunun dışında herhangi bir yabancı seçmen yok de. Bunu da demeyeyim sosyal medyada de görüntüler dolaşıyor. Doğru mu değil mi onu da bilmiyoruz ama bilmiyoruz. çirkin görüntüler evet. dolaşıyor. Çirkin görüntüler dolanıyor, Listeler dolanıyor. Evet. Bakınız yurt dışında bizzat bana gelen bilgiler var. Bana gelen Arap ülkelerinde bana gelen bilgi şu. Ben burada sandık görevlisiyim. Şu an gelen vatandaşların kılık kıyafetinden, konuşmasından görüyorum ki bunların Türk Türkiye ile hiçbir alakası Sözlerim yok. Sana öyle görüntüler geldi mesela. Evet. Adam Türkçe bilmiyor. Adam vatandaş falan falan hmm. değil yani. Ya vatandaş da yani, yani vatandaşımız vatandaşı. değil. Vatandaş vatandaşımız Kimliği değil. Kimliği var da vatandaş var Evet. Şimdi bunlar ne? Ne olacak bunlar? Onun için bu konuda da YSK'ya da görevler düşüyor. Biz Cumhurbaşkanı adaylarına da görevler düşüyor. Peki, e, Meral Merel Akşener'le ilgili sert bir söyleminiz oldu. Eee Akşener HDP PKK ile ilgili. ne zaman geçen gün, bir, yerde, bir yerde okudun Yok olmadı mı? Hiç olmadı, bilmiyorum. M yani Melalamla yani bir polemiğimiz olmadı, Hiç bilmiyorum. O zaman tamam, ee, geliyor. Ben öyle bir şey <laughs> okudum diye ee, ha, hatırladım. Yok. Demek ki yanlış yok, hatırladım. Aynen. Ya da haber doğru değildi. Okudum haber doğru değil. Ee, bu söylediğinizden yola çıkarak bir şey bir şey aklıma gel geliyor şimdi. Ee, bir kadın gazeteci dedi ki yüzde de seçim kazanılırsa bu sayılmaz. Ee, sizin de benzer bir işiniz olur, ihtilalar kalsın bir. E, Hı -hı. diye. Ama 3 aday olunca mesela diyelim ki adaydan birisi 50.2 aldı. Hı hı. Ama ona en yakın aday 43 44 aldı. Hı -hı. Yine de 200 lira kalmadı mı? Çünkü 7 puanlık fark bir şeydir yani. Şimdi şöyle bakınız. bunu ilk bu tezi ilk ortaya ben attım. 4 adaylı bir yarışta, 4 adaylı bir yarışta seçimin kazanılması çok başa baş olacaktı. Birinci turda kazanılması ve bu başa baş seçim İstanbul'daki olduğu gibi, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi çok az farklarla olacaktır. Başa baş olmazsa, farklı olursa? Şimdi, şimdi manzara değişti. değişti. Şu an üç adaylı bir yarıştayız. Artık çok başa baş olma ihtimali yok. Yani muhakkak ki 4-5 puan farklı alınacaktır. O zaman da ikinci tura kalmasına gerek yok. O, o, zaman da gerek yok. Yani ben alabiliyorsam ben alayım, başkası alabiliyorsa başka başkası alsın. <laughs> alsın. Bugünkü manzarada seçimin çok başa baş değil birkaç puan farklı alınacağı gözüküyor. Onun için... Yani orada önemli olan e, or oran değil, önemli olan 50'nin üstüne çıkanın ikinci yeğeni attığı fark. Fark, tabii fark çok önemli burada. Yani fark yakın olursa tatsız olur. Yani şimdi hepimiz biliyoruz ki, hiç bunu birbirimize, evet 50.00 bilmem ne de bir oydur, bir farktır. Farkı. Ama burası da Türkiye'dir. Yani bir Anadolu tabiriyle kimin çamura yatacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Onun için kimsenin çamura yatmaması için böyle bir farka ihtiyaç vardı. <laughs> Kiminciğimle tahmin gerçekten çok <laughs> Sinan Bey hakikaten çok hoş konuşuyorsunuz. Yani. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Gerilime tekrar dönmek istiyorum. Eee bir saldırı oldu. Hı hı. biliyorsunuz şey yönü olarak hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oradaki mitingine yönelik olarak aynı gün sizin içinde bulunmadığınız ama size sizin seçim otobüsünüzün de bulunduğu konvoya siz uçakla dönmüştünüz. Evet. Ee, bir saldırı gerçekleştirmiş. Evet. Ee, siz bununla ilgili bir kısa bir video yayınladınız. Evet. Ee, sonra da davacı eeecı olmuş. Şikayet olmuşsunuz. Sonra şikayeti geri çektiniz. Yok çekmedim ginsi. Çekmediniz mi? Ha evet. bak bu, bu onu da onu bugün okudum bir yerde çekti diye. Yok bir, bir şey çekmedim. Sadece attığım tweet'i silip yeniden attım. Ha. Çünkü o tweet'teki tutanakta biz üstünü kapattığımız halde büyütünce ee, şoför kardeşimizin adı. adı, TC'si falan gözüküyor diye, diye uyarılar geldi. Hatta şoför kardeşimizden de geldi evet. uyarı. Ben de tabii ki onu tehlikeye atmak istemem. Biz onun üstünü çizmiştik ama yani yeterince hiç, yeterince hiç çizememişiz demek ki ee, ve il ilgili yani. arkadaşlar. Abi. Ben onu yeniden e, o tweet'i sildim. Ondan sonra o tutana artık dedim tutana falan yayınlamayayım çünkü yine, yine çizeceğim yine bir şey olacak gerek yok tutanaksız bu defa. Resim ve videoları paylaştım. O kadar. Şu düzenli bir bir takım saldırılar var. Siz bu saldırıların gerçekten partililer, partili bir takım insanlar tarafından mı yapıldığını düşünüyorsunuz? Ya da tara taraflardan biri tarafından mı? Yoksa bazılarının bir provokasyon peşinde olduğunu, Türkiye'de bir kargaşa yaratmak istediğini düşünüyorsunuz? Ben Türkiye'de bir kargaşa yaratılmaya çalışıldığı kanaatindeyim. Ama bunun adresi kimdir bilmem. Yani şu taraf mı yapıyor, evet. bu, bu taraf, taraf mı yapıyor? yapıyor veya başkaları mı yapıyor bilmem. Ama şunu biliyorum ki Türkiye'de sükunetle bir seçime gitmemizi istemeyen kesimler var. Bizim otobüsümüze yapılan saldırı da bu çerçevedeydi. Yani düşünebiliyor musunuz? Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldırı yapılıyor. Yani biraz böyle birbiriyle zıt bir. Ey Silvan, Diyarbakır Silvan'da Sinan Oğan'a saldırı yapılıyor. Hani bizi de böyle genelde zıt gösterirler. Ya bunlar tesadüf değil. Bunların tesadüf olduğu kanaatine değilim. O sebeple ilk günden beri benim endişem var diyordum. Yalnız şöyle ilginç bir durum var. Biz bu endişeyi taşırken ben Cumhurbaşkanı adayım. Beni bir ekip koruyor. O ekip de ben çok gece gündüz çalıştığım için vallahi polis arkadaşlar Perişandı. perişan oldular. Evet. İçişleri Bakanına resmi müracatta bulundum. Dedim ki ya Süleyman Soylu sen artistlere şey veriyorsun, koruma korma veriyorsun. Kendi iş adam arkadaşlarına koruma veriyorsun. İstediğine veriyorsun bak benim yok. Ben <laughs> ben senden sadece bir haftalığına, bir hafta, bir de en başından da değil ha, son hafta istedim. Bir haftalığına ilave bir ekip istedim ya. Ne var bunda yani? Sayın Erdoğan da Cumhurbaşkanı adayı, Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı adayı, Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı adayı. Senden 30 tane şey istemedim ki. Bunu isteme sebebim de bizim net net provokasyon uyarısı almamızdan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz Amerika'da Cumhurbaşkanı adaylarını, başkan adaylarını Cumhurbaşkanlığı koruma sistemi olan secret hmm. servislerine, gizli servislerine bölüm hmm. adayları da koruyor. Yok ya bizde Süleyman'ın insafına kalmış bu işler. mi söylüyorum yani. Yok böyle bir devlet anlayışı ya. Yani Türkiye'de bakınız Fatih Bey benim temel endişelerimden biri nedir biliyor musun? Bu devlet rayından çıkarılmış. Devleti ben rayına oturtmak istiyorum. Bu ülkede adaleti yeniden hakimi kılmamız lazım. Bu ülkede kişilerin, şahısların, bakansa bakanlığı babasının çiftliği zannetmemesi lazım. Cumhurbaşkanı ise bu ülkenin tapusunun onun üzerine geçirildiğini falan düşünmemesi lazım. Bu ülkede kurumlara yeniden saygınlık kazandırmamız lazım. Bu ülkede kurumların içi boşaltıldığı, kurumsal demokrasiyi sağlamadan ülkeye demokrasi getiremeyiz. O sebeple de Süleyman Soylu'dan istediğimiz, hatta ben İçişleri Bakan Yardımcısı'nı telefonla aradım. O da tabii ne demek dedi, hemen ilgileniyorum dedi. Hala Kaç çıkıyor. 3-4 gün, gün oldu. Bakınız hatta daha fazla oldu. Kendisine dedim ki ya net, bak net, Silvan saldırısından önce demiştim ki net istihbarat aldım. Nereden aldığımı söylemeyeceğim. Net istihbarat aldım, bana dönük bir saldırı olacak. Bir ekip daha istiyoruz. Vermediler. Silvan'da da vermediler mi? mesela bir yolda falan bir eki vermediler mi Ekstra. Hayır şimdi hakkını yemeyelim. Yolda biz arıyoruz mesela Adana'ya mı gideceğiz? Çünkü Adana. Bir, bir ilden birisi teslim eder genellikle yollara onları getiriyor. alıyoruz. Ama bizim e, polis arkadaşlar çok yoruluyorlar. Yani 24 saat çalışır mı bir insan ya? İnsan haklarına aykırı. Yani biraz bunu dinlendirelim diğeri olsun. Bak seçime 3 gün var. Hala vermediler. Yani olsun biz de bunları not ediyoruz. Demek ki vermeyecek. Demek ki vermeyecekler. <laughs> demek ki vermeyecekler. <laughs> bu saatten sonra vermeyecekler demek ki. Yok bu saatten sonra vermesinler vermezler zaten. Vermezler. Zaten vermezler belli. E, belli. Evet. Pekala. E, dediniz ki devlet çökertildi, kurumlar bitti. Gerçekten de devletleri koruyan kurumlardır. Demokrasilerde kurumlar üzerinde ayakta durur. Genellikle e, Türkiye'de bu tespitinize katılan pek çok e, insan var. E, kurumlarda ciddi bir zafiyet oldu. Yarın öbür gün diyelim hı -hı. ki seçildiniz. Hı hı. Seçirmediniz seçilmediniz ama bir şekilde sizden dediler ki ya gelip kabinede olur musunuz dediler hmm. mesela. Nereden başlamak istersiniz? Türkiye'nin bugün en önemli sorunu Ekonomi diyen var. Ee, dış ilişkilerdeki e... adalet. Ha. Adalet. Bir. bir bir de temeli adalettir. Yani ben şimdi adaleti sağlamadan ekonomide şunu yapacağım, Merkez Bankası başkanını da değiştireceğim, hepsi hikaye. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey, şey olmaz. olmaz. Çok doğru Önce adaleti sağlayacağız bu ülkede. İki, liyakati sağlayacağız. Şimdi en güzel ekonomi politikalarını getir ama liyakatsiz adamlara ver. Bugün olduğu gibi Nebati'ye ver mesela. Ne olur ki? Merkez Bankası Başkanı'na ver bugünküne. Ne olur ki? Hiçbir şey olmaz. Sen mi söylüyorum? Adalet ve liyakat bu ülkedeki en önemli iki temel meseledir. Ve ben Cumhurbaşkanı olursam bu ülkede adaleti mutlaka sağlayacağım, liyakati mutlaka sağlayacağım. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Üç, bu ülkenin en temel sorunlarından birisi 13 milyon sığınmacıdır. Bir sene içerisinde göndereceğim. Dört, bu ülke deprem gerçeği, sel gerçeği, ne bileyim çığ gerçeği. Afet gerçeği. Afet gerçeği. Ya ben 2012'de e, milletvekiliyken bugünleri günleri öngörerek kanun teklifi hazırladım ya. Hiç benim işim olmadığı halde hani afet komisyonunda falan da değilim. Bir e, stratejist olarak öngörülerde bulunan birisi olarak Dedim ki ya bu ülkede bir afet gerçeği var. Bu kurumsal yapı yetersizdir. Biz bir afet bakanlığı kurmalıyız ve mesela belediyelerde yangın söndürme şeyinin itfaiyenin ne işi var ya? Belediye başkanı yangın söndürmez ya. Türkiye'de kurumlarda da bir reforma ihtiyaç var. Yani ben cumhurbaşkanı olsam bu kurumların tamamını elden geçireceğim. Çünkü kurumlar hantal. Yani komünist sistem gibi bir Türkiye'de kurumsal yapı var. Daha e, otonom, daha böyle proaktif bir kurumsal yapı... Ama Amerika'da da itfaiye bildiğim kadarıyla belediyelere bağlı. Amerika'da nereye bağlı bilmiyorum ama yanlış. 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 Niye yanlış biliyor musunuz? Çünkü... orada mesela polis de belediyeye bağlı bir ölçüde. Yani çünkü e, Türkiye'de bir afet bakanlığı olacak. itfaiye afet bakanlığına bağlı olacak. Ne bileyim yangın söndürme uçakları orada olacak. E, bir yerde e, orman yangını varsa o afet bakanlığı, bir yerde sel varsa, bir yerde ne bileyim arama kurtarma gerekiyorsa bütün bunların hepsini koordine edecek bir bakanlık kuracağım. Ee, ekonomi çok ciddi bir sorun. Türkiye'de faiz sebep enflasyon sonuç gibi saçma sapan bir uydurulmuş politika var. Bunu derhal kaldıracağım. Türkiye'de güven meselesi var. Bakınız Sinan Oğan'ın ismi bile güvenle eşdeğer hale gelmiş. Samimi söylüyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın e, Erdoğan ve Sinan Oğan'ın kullandığı arabaya, e, hangisinin kullandığı arabaya binersiniz, binersiniz, binersiniz diye sorduğunuzda, Kılıçdaroğlu benden bir miktar önde çıkıyor ama o da yani her tarafa Kılıçdaroğlu o kadar çok reklam yaptılar ki o biraz reklamdan kaynaklanıyor. Ben, ben size ayabilirim. Yaşınız itibariyle size ayabilirim. <laughs> <laughs> Refleksler en azından daha iyidir. Yani. Daha iyidir. dolayısıyla da ekonomide de, siyasette de biz güveni te, tesis edeceğiz. Biz temiz bir dil kullanmayı siyasette e, e, temiz bir dili getireceğiz. Bu ülkede artık insanlar bir abuk subuk şeyleri tartışmayacaklar. Yani. Türk milletinin artık geçmişi değil geleceği düşünmesi lazım. Ee, Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu da geldiğinde geçmiş bunlar ya bunlar köhne. Yani bunlar ne verebilir ki artık Türkiye'ye? Bir Türk gencine Sayın Kılıçdaroğlu ne verebilir? Sayın Erdoğan ne verebilir? Ee, hele hele bir de Başka bir sorunu daha söyleyeyim. Türkiye için en büyük sorunlardan birisi de terör örgütlerini ile arasına mesafe koymayan e, siyasal yapıların mecliste zemin giderek daha fazla zemin bulması ve e, ittifakları domine etmesi. Yani HDP'nin Millet İttifakı'nı domine ettiği bir ortamda Türkiye'de Türkiye'yi çok güvenli bir alan olarak göremeyiz. Ben göremiyorum. HDP'nin, e, yani düşünsenize, e, Millet İttifakı seçimleri kazanıyor ama HDP'nin desteğiyle kazanıyor. Ve HDP orada her zaman hım diye parmak sallıyor. O zaman Suriye'deki Tabii kim kazanacak? Nasıl aynı şey söz konusu çünkü HDP mecliste denge unsuru olacak şu anda. Yani şimdi öyle Bu bir anayasal bir mesele aslında. Anayasal Çok yanlışlığı. ciddi bir mesele. Öyle bir kurgu yapılmış ki e şimdi e, siz gelin hadi bakalım Suriye'deki e, operasyonları HDP'nin desteğiyle yapın bakayım. Nasıl yapacaksınız? Mecliste bir şeyi geçirmek, kanun geçirmek gerekiyor. O yüzden Ata İttifakı'nın mecliste güçlü olması lazım diyoruz. O yüzden Sinan Oğan eğer kazanamıyorsa bile en azından ikinci turda HDP'nin artık desteğine gerek kalmadan, Hüdapar'ın desteğine gerek kalmadan güçlü bir şekilde oy almalı ki HDP veya Hüdapar kendisini bulunmaz Hint kumaşı varsaymasın diye. Şimdi veriler gösteriyor ki, Anketler, veri demeyeyim. Hı -hı. Anketler gösteriyor ki. Tabii ne kadar güvenilir o ayrı. Ben anketlerin hemen hemen hiçbirine güvenmiyorum. Güvenliğim anketçiler de genellikle zaten anketlerini pek yayınlamaktan yana e, olmuyorlar ama onları da evet. görüyorum. Üç aşağı beş yukarı e, pek çoğunu. Görünen bir gerçek var. Hı -hı. Siz adayı olduğunuz ittifaktan daha fazla oy alıyorsunuz. Yani aday olduğum ittifak da e, oy alıyor ama... Onlar da alıyorlar ama siz daha fazla daha fazla oy e, alıyorsunuz onlardan. Bunu şu yüzden söylüyorum. Geçen gün, geçen hafta Meral Hanım, geçen pazartesi konuğundu, bir önceki. Ve dedi ki, Sinan Bey iyi bir oy alarak aslında MHP'nin adaylığını, MHP'nin genel başkanlığını hedefliyor dedi. Var mı böyle bir hedefiniz gerçekten? Şimdi Sayın Akşener, tabii o da tecrübeli bir siyasetçidir e, İyi Parti tabanının İyi Parti'ye oy vermekle beraber Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sinan Oğan'a oy vereceğini görünce e, kendince kendi tabanını konsolide etmeye dönük bir açıklama yaptı. Çünkü onlar ayrı bir parti beni başka bir yerde konumlandırarak İyi Parti tabanıyla aramdaki o duygusal bağı kırmaya çalıştı. Ama sizin MHP tabanıyla duygusal bağınız var. Şimdi, şimdi oraya geleceğim. Aynısını şey de yapıyor. Yani e, MHP'deki bazı işte e, şeyler köşe yazarları falan da yapıyor. Beni HDP ile bilmem kimle yan yana göstermeye çalışıyorlar. Yani Sinan bugün e, HDP ile falan yan yana göstermek ne bileyim abesle iştigaldir. Kaldı ki benim şu an hedefim Cum Cumhurbaşkanı olmak. Yani ben şu an MHP üyesi değilim. Evet, Bakın kardeşim. MHP üyesi değilim. Ben ihraç edildim. Yani ben MHP üyesi olmadığım halde beni yani ayrıca da şu an MHP'nin başında bir sayın genel başkan var. Önemli bir siyasetçi var. Önemli bir siyasetçi var. Yani şu an bunları konuşmanın, bunları hedefi buraya getirmenin tek amacı var. Son dönemlerde Sinan Oğan'ın aldığı oy oranının artması. Bakınız bizi kimse hesaba katmıyordu. Sinan Oğan 100 bin imza toplayamaz diyorlardı. Topladı. Sinan Oğan, efendime söyleyeyim, işte yani hiçbir kayda değer oy alamaz diyorlardı. Sinan Oğan'ın aldığı oy oranı şu an Türk siyasetini domine edecek boyuta geldi. Peki bunun siyasetteki sonucu ne oldu? Biz artık bugün bile kazandık Fatih Bey. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diyen Kemal Kılıçdaroğlu ne Amerika ne Rusya ne Çin her şey Türklük için babında laflar ediyorsa eğer ee, Sayın Akşener bunu değerlendirmek durumunda kendisini hissediyorsa eğer HDP ve Hüdapar artık Türk siyasetinde kilit olmaktan çıktıysa eğer Türk milliyetçileri artık Türk siyasetine domine edecek noktaya geldiyse biz hedeflerimize önemli ölçüde ulaştık demektir. Ama hedefimize ulaştık diye duracak mıyız? Hayır. Ben, benim çok daha ötesinde hedeflerim var. Türkiye'yi ben Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin, vatanseverlerin yönetmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bu ülkede şehadet şerbetini içmek söz konusu olduğunda ilk biz koşarız. Ötekiler ihale olduğunda ilk onlar koşar, başka şey olduğunda ilk onlar koşar. O sebeple de bu ülkeyi yönetme söz konusu olduğunda da Türk milliyetçilerine müracaat edilmelidir diye düşünüyorum. Çünkü biz hiçbir zaman, hiçbir hesap içinde olmadık. Vatan söz konusu olduğunda bizim için tüm hesaplar bir tarafta kaldı. Teferruat, teferruat oldu. Sinan Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, ses seçimlerde başarılar ben teşekkür e, diliyorum. Ee, ben açıkçası seçimlerin ilk turda bitebileceği gibi bir kanaatteyim. Ee, ama e, ikinci turda kalabilirsin de, dediğiniz gibi. İkinci turda kalan tarafsız olursanız ikinci turda ayrıca başarılar e, dileriz. Tekrar dedim bir araya geliriz. Değerciler konuğumuz e, Sayın Sinan Oğan'dı. E, önemli tespitler de e, bulundu. Asla çekilmeyeceğini e, söyledi. E, siyasette Hüdapar'ın ve e, HDP'nin e, güçlenmesinin e, doğru bulmadığını e, belirtti ve e, ne kandil Dağı, ne domuz bağı söylemini e, tekrarladı. Ümit Özdağ'la daha farklı bir söylemi olmasını, Ümit Özdağ oranda daha yumuşak bir söylem içerisinde olmasını her gidin yol işi farklı zaten aynı parti değiliz. Biz sadece ya, ittifak e, içindeyiz. Farklı söylemimiz var. Dedi ancak göçmenlerin yarattığı tehlike konusunda Ümit Özdağ'la birebir aynı fikirde e, olduğunu ve iktidar olmaları halinde, Cumhurbaşkanı'nın kazanması halinde eee tamamını bir yıl içerisinde geri yollayacaklarını belirtti. Seçimlerin artık ikinci tura kalmasına gerek olmadığını farklı kazanan bir aday, üç adayla beraber seçime girdiğinde adaylardan birinin farklı kazanma ihtimalinin arttığını, bunun da seçim üzerindeki tartışmaları ortadan kaldıracağını... Ama e, bir, bir şey daha bu, dedim, çok affedersiniz. Onu da altını çizmek isterim. Yani sadece Sinan Oğan'a oy vermek yetmez. Ata İttifakı'nı Ata da vardır. meclise taşımak, taşımak önemli. Lazım. Ee, sadece kendine değil ittifakına da içinde bu da ittifak içinde e, milletvekili e, seçimlerinde oy istediğini söyledi. Pazar sandık başındayız. pazar akşam bu saatlerde e, artık akla kara e, belli. Pazar olmayacak. akşam bu saatlerde Türkiye bir sürprizi konuşacak. Ee, Onu garanti ederim size. Pazar akşam bu saatlerde Türkiye bir sürprizi konuşacak e, diyor. Hangi son <laughs> çıkaracaksin? Zaten sürpriz olacak e, Türkiye için. <laughs> Bana kararsa bu sayede önemli olan bir seçim güvenliği, iki evet. seçim sonrası güvenliği. Yani kavgasız, gürültüsüz, evet. herkesin sonucu kabullenebileceği, isterse 20 sene sürdürdüğü iktidarı kaybetmiş olsun ya da 21 sene, ya da isterse 21 senedir beklediği iktidarı bir kez daha kazanmış olsun, hiç fark etmez, herkesin sükunetle e, sonuçları karşılayacağı, sandığa saygının süreceği, hidesiz, hurdasız, olarak kedinin girmeyeceği evet. bir seçim olsun. E, şunu da söyleyeyim. Türk halkı sandıktan çıkan sonucuna her zaman sahip çıkmıştır. Sandıktan çıkan sonuca saygı duymayana Türk halkı yedi göbek saygı duymaz. Ee, o yüzden bence müsterih olun, Türkiye bu seçimden de alnının akıyla çıkacaktır. Ve sonuca da her ne olursa olsun herkes saygı duyacaktır. Artık haftaya bir tek tek olur mu olmaz mı bilmem. Pazartesi günü hengameli bir gün olacak. <laughs> Olursa beraberiz. <laughs> e, olmazsa beraber değiliz. İki, i̇kinci tura kalırsam ilk size geleceğim. İkinci tura kalırsanız da ilk Davet bana edersiniz. geleceksiniz. Ee, seve seve bayılırım. Ee, <laughs> Cumhurbaşkanı adaylarını ağırlamaya. Ee, pazartesi inşallah sükunet içerisinde, huzur içerisinde bir Türkiye'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.